Yengen tost yapacağım arkadaşlar. Evde çeri domatesi varmış. Onları kullanacağım mecburen. Hepimizin hayatında dönem dönem bayağı bir yer almıştır bu yengen tost eminim. Adı niye yengen onu bilmiyorum. Ama yengen diyorlar. Tamam, şimdi sucuğu biraz baştan bir ateş göstereceğim. Ondan sonra çiğ kalmasını istemiyorum. Sucuğun bir sesini duyayım. Açacağım, öbür taraflarını çevireceğim. Sonra diğer malzemesini ekleyeceğim üstüne. Bir de bu benim çok sevdiğim ocak üstü bunlar. Çok işe yarayan tost makineleri. Şeydir, mesela elektrikli yakarsınız, beklersiniz, kızacak edecek. Altına yaktın oğlum bunun. Anında hazır. Tamam, şimdi altını kısayım biraz. Ve diğer hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi bu isteğe bağlı bir şey. Ben zeytin ezmesi süreceğim bir tarafına. İnce bir zeytin ezmesi. Yengen tosta genelde yapılmaz. Aha. İsteğe bağlı bir şey dediğim gibi. Önce salatalıkları diziyorum. Sonra üstüne kaşar koyacağım. Onun üstüne sucuklarımı alacağım. Bir dakika. Kaşarın altına da ketçapı sıkayım. Ekmeğin bir tarafında ketçap, bir tarafında şey olsun. Şimdi üstte de domateslerimi diziyorum. Şimdi
Şöyle alt taraf kızgınlık. Şunu şöyle çevirelim. Döndüre döndüre birkaç tur pişireceğiz. Kalan malzemeyi de atmıyorum tabii ki ben. Sık sık çevirmek gerekiyor. Sürekli tutarsanız ekmeğin o tarafını yakabiliyorsunuz. Bunu da istemiyoruz tabii ki. Miktar tahtamı alayım. Ekmeğe de bakıyorum. Rengi normal henüz. Biraz nar gibi olmasını istiyorum. Çıkartırken de altın üstüne tereyağı süreceğim. Yavaş olmaya başladı rengi. Altını kapattım. Arkadaşlar görüyorsunuz kaşarlar dışarı aktı. Sucuğu zaten önceden pişirmiştik. Şöyle bir şuradan. Ben bunu yerken kesmem de içini bir göstereyim diye kesiyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.